Bir sene sonra falan. Ayrıldıktan yani. Anca o zaman seni sormaya cesaret edebildim. Fahiye mi? Hapiste deyince anladın beni neden terk ettiğini ama çok geç olmuştu artık. Bir dakika. Efendim abi. Kadir, burada bir şeyler oluyor. Haberin olsun oğlum. Ne demek abi o? Birileri geldi mahallede, sizi soruyorlar. Kimmiş abi, necilermiş? Vallahi bilmiyorum. Sizin aileyi soruyorlar. Yaşar kimdir? Şahide necidir? Sizin aileyi yani anlayacağım. Haberin olsun dedim. Eyvallah abi, ben şimdi İzmir'deyim. Biraz işim var, en geç yarın dönmüş olurum. Anlarız ne olur, ararım ben gelince. Ya, tamam, bir selam ver oğlum. Anneciğim lütfen, lütfen ya. Kızım ısrar, yine gideceğim. Anneciğim, benim hatırım için lütfen bir hoş geldin der misin? Lütfen hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Biz dışarı çıkalım. Olur. Ben geç gelirim anne, tamam. Beni beklemeyin. Siz yatın, olur? Kızım. Bak, bunca yaşanan şeyden sonra bak hala neler yapıyorsun. Çok ayıp, tamam yeter ya. Yok bir şey, tamam. Anne ne yapacağız? Dur şimdi, dur. Şimdi siz daha önce nasıl çalışıyordunuz? Efendim haftalık belli menülerimiz vardı ama elbette istekler doğrultusunda değişkenlik gösteriyoruz. Fazilet Hanım. Dilerseniz ben yardımcı olayım efendim. Ne arzu etmiştiniz? Yemek yapacağız biz. Yemekler yapıldı efendim, biz yaptık. Kim, ne yaptınız? Emin Bey'in sevdiği yemekleri yaptık efendim. Yayla çorbamız var. Şehriyeli bulgur pilavımız. Soğanlı yahni. Tatlı olarak da bakın orada ev baklavamız hazır efendim. Nereden biliyorsunuz? Ben, kim söyledi ki bunu? Anne, sordular, ben söyledim. Anneciğim, Binnur ablam iyi düşünmüş. O kadar yol geldik. Yol yorgunuyuz. Dinleniriz biraz bugün. Bugünlük bir şey demiyorum. Ama sadece bugünlük. Bundan sonra benim haberim olmadan hiçbir şey yapılmasın. Tabii efendim. Nasıl isterseniz. Yürü. Hadi yürü, hadi yürü. Sağ olun, çok sağ olun. Kısa bir aramız var. Sonrasında tekrardan görüşmek üzere. Ne oldu? Ne çok gelirdik buraya. Kemal abi anahtarı bırakır giderdi. Sabahlara kadar. Ya. Şarkılar, mumlar, şiirler. Mekanı açık senden polis abilere hesap vermeci. Ya. Abim kapattık dükkanı. Vallahi temiz dükkanı. Nereye uçar turnalar? Nereye gider gökyüzü? Alıp kanatlarına umutlarını geçmişim. Bir tane daha alır mısınız? Garson masayı iyi, manzarayı değiştir.
Sırası mı Mehtap'ın Yıldız ya bunun? Bu gece yalnızım, onlar gelmeyecek. Safa bir yerindeyim umutsuzluğumun. Hava soğuk olmalı. Ağaçlar bütün duman. Eğer bulabilirsen ölü bir kar getir. Beyazlığı kalın bir su gibi uzayan. Bu gece yalnızım, onlar gelmeyecek. Vatan bu köhne şilepte ne işleri var? Atayım Leyla. Babanı öldürmektir mesele genç adam. İlla topla, tüfekle, bıçakla değil. Kafanın içinde diyorum. Öldürmezsen çünkü senin gömleklerini giymeye başlar. Senin pantolonunu çeker altına. Ayak numaranız aynı olmasa da senin bastığın toprağı senden önce o basar. Silemezsin ayak izlerini. Senden önce keşfettiği tüm coğrafyalarda geleceğinin bekçiliğini yapar. Çok güzelmiş. Kimindi bu? Bir önemi var mı? Nasıl buldun beni? Betül'le Fahiye'ye sordum. Alacağı olsun Betül'ün de. Yok olmasın, o konuşmadı hiç. Nuh dedi, peygamber demedi. Rahat bırak kızı dedi. Çok acı çekti senin yüzünden dedi. Boşu boşuna gidip karşısına çıkman, ne anlatırsan anlat fayda etmeyecek dedi. Sen onu terk ettin, o da kapılarını kapattı sana. Yapma. Burada olmaz, tamam? Yeni müdüre zaten bana kafayı taktı, bir de böyle ağlayarak içeri giremeyeceğim. Dün sabah niye geç geldin diye kızdı bana koskoca kadın. Azarladı beni, biliyor musun? Artık evinde bir mutlu değilse, ondan böyle insanlar azarlıyorsa. Neyse, niye anlatıyorsam ben sana. Burada konuşmayalım yani. Yeri değil. Geliyorum kızım. Geliyorum. Hadi bakalım. Gidiyoruz, tamam mı? Tamam. Adı ne? Üzüm.
Gideyim ben. Git. Beşte çıkıyoruz biz. Hadi bakalım, evet. Evet, hadi bakalım Alya'cığım. Ceren, Alya sen de görüşürüz. İyi akşamlar. Bizim evimiz buraya yakın. O yüzden yürüyoruz. Sen de bizimle yürüyebilirsin istersen. Tamam. Kadir. Benim adım da Üzüm. Tanıştığıma memnun oldum. Bugün okulda boyama yaptık. Çiçek toplayan kız çizdim. Özetle Ornas Holding, gıda, lojistik, makina ve yedek parça sektörlerinde faaliyet. Ürünlerimizi depolamak ve taşımak içinse nakliye grubumuz var. Lojistik dediğimizde Türkiye'nin en başarılı şirketlerinden biri olarak Mehmet Ali Bey'in gösterdiği yolda büyüyerek ilerlemeye devam ediyoruz. Az bir konuşalım. Az bir konuşalım. Bize müsaade eder misiniz? Tabii ki Emin Bey. Efendim, lütfen siz rahatsız olmayın. Buyurun. Oğlum hadi sen bize bir çay söyle. Burak duysun çocuk da ya, ne var? Kadircan. Of. Ya baba, eğri oturalım doğru konuşalım. Ben orta sondan terk adamım. Heh, ne bu? Liseyi bitirdi, bitirdi de. Nasıl bitirdi hepimiz biliyoruz. Neyi biliyoruz ya, anlamadım. Bir dakika, bir dakika. Abin bir şey anlatacak, bir dakika. Baba, biz kendi işimizde çok iyiyiz. Kimse elimize su dökemez. Depomuzda malımızı sayarız. Envanterimizi çıkarırız. Muhasebeden de anlarız az buçuk. Bizim yetişemediğimiz yerde Büşra gelir bize yardımcı olur. Ama baba, bizde hepi topu 200 kalem mal var. Aha, şu defterin iki sayfasını anca doldurur. Bak, ben az önce Gediz Gıda diye bir firma not almışım. 900 kalem mal üretiyor. Bu malın girdisi çıktısı biz bunu nasıl kontrol ederiz? Ya buluruz bir yolunu abi. Bulamayız. Bulamayız. Bu iş bize bir değil, 5-10 gömlek fazla. Mümkün değil. Biz bu işin alttan kalkamayız. Kalkarız. Kalkarız ya. Ödemişteki gibi kalem kalem mal sayacak halimiz yok ya. Sen bunu kamyonete mal taşımakla karıştırdın herhalde. Öyle değil abi. Biz burada işin başında durmayacağız. O işi başkaları yapacak, bize düşen gelip gitmek, eksik gedik var mı ona bakmak o kadar. Yalnız burada bütün gün altında uyuyacağın ağaçlar yok Servet Efendi. Öyle mal dağıtıyorum ayağına, sağda solda gününü gün edemezsin. Ayıp oluyor abi. Burada eşek gibi çalışma var. Kan, ter, gözyaşı var. Yapacaksın mı? Yapacağım. Ne gerekiyorsa yapacağım. Yeter ki o... Yeter ki ne? Yeter ki imkan olsun baba. Ben çalışmaktan kaçmam ki. Baba, ben dönelim diyorum. Gözünü seveyim. Çok istiyorsan sen dön abi. Biz hiçbir yere dönmüyoruz. Tamam, tamam, tamam. Bir susun ikiniz de. Kadircan'ı bir çağırın bana. Kadircan.
Burak Bey gitmemiş, seni bekliyormuş. İyi, beklesin. Geç ol. Kadircan, sen ne düşünüyorsun? Ben mi? Hı. Ya siz ne diyorsanız o. Yok, yok, öyle değil. Ben bunu sizin için yapıyorum evladım. Ben sizin şansınız bu. Benim ne kadar yaşayacağım belli değil. Vallahi Allah için demezsin. Allah korusun. Öyle, öyle. Ya siz bile değil, torunlarım için yapıyorum ben. Onun için Kadircan'ın söyleyecekleri önemli. Sen ne düşünüyorsun? Hapse girdiğini biliyorum. Ne sanıyordun hiç bilmiyorum. Ömrüm sonuna kadar ağlaya ağlaya camlarda kapılarda seni mi bekleyecektim yani? Yok, haklısın. Haklıyım tabii. Haklıyım tabii Kadir. Sen beni bırakınca... öyle bir anda yüzüstü bırakıp gidince... ondan yani. Biraz da ondan oldu biliyor musun? Ağlamanın... kendini evlere kapatmanın bir süresi var çünkü. Ağlıyorsun, uyuyamıyorsun. Hep hakkına geliyor yaşananlar. Sonra uyuyorsun. Uykuna da giriyor işin kötüsü. Hiç kurtuluşun olmuyor yani. Sen şimdi bana sorarsan sevdin de mi evlendin? Hayır diyemem. Evet de diyemem ama. Öyle kırıldı ki benim gururum. Öyle hırpaladın ki beni. İyi hissetmek istedim, tamam mı? Değerli olduğumu hissetmek istedim. O yüzden tamam dedim. İyi dedim, madem verdi Kadir kararını, ben de vereyim. Kabul başta, intikam içinde. Senden intikam almak istedim. Şimdi düşünüyorum da komik. Gerçekten. Kendimi böyle saçma sapan bir evliliğin içine sokuyorum. Mutlu da olmuyorum. Nasıl alacaksam artık senden intikam böyle. O zamanlar öyle düşünüyordum işte. İyi bile hissettirmişti ilk zamanlar. Kısa sürdü ama. Öyle aceleyle karar verince. Neyse. Olmadı yani, anlaşamadık biz. Hataydı zaten başta. Ayrılmak istedim. Tam o sırada hamile olduğumu öğrendim. Anne, ben acıktım. Tamam, tamam bir tanem. Gel, ben sana hazırlayayım mutfakta bir şey. Gel. Hayırdır inşallah. Baba? Anne? Baba, iyi misin?
Geç otur şöyle konuşalım. İyiyim ben. Bir kere de söz dinle. Bir kere de itiraz etme. Tövbe estağfurullah. Epey fırsatım oldu düşünmek için. Senden başka bilen yoktu. Amcanla olan geçmişi. Bu felakette olunca... İşte hakkın rahmetine kavuşunca amcan. Baktım herkes gitmek istiyor. Ben de bir fırsat vereyim dedim. Yoksa benim yaşımda alacak kişiler değil bunlar. Yani sırf sizin için. Yani sen de benim evladımsın. Topla valizini, İstanbul'a gidiyoruz. Fazla da bir şey almana gerek yok. Ne değişti baba? Belli ki bir şey değişmiş. Benim için dönmezdin yere. Kadir, geleceksen gel, gelmeyeceksen kilitle kapıyı, çık git. Burası hala benim evim. Efendim? Annemle konuştum da. Gelmişsin. Beklemedin değil mi öyle dışarılarda sabaha kadar falan? Yok. Ödemişe geldim. İyiyim, sorun yok. Ha. İyi. Tamam o zaman, ben öyle merak, yani aklıma takıldı da benim. Kapatayım ben en iyisi o zaman. Hoşça kal. O mu arıyor? İzmirli kız mı? Sevil baba. Bir adı var. Sevil. Neden arıyor hala seni? Birazcık şefkat için bizi adam öldürecek hale getirdin baba. Hayrola abi. Ben iyi değilim, tamam. Sen bayağı yıkık. Allah korusun, birine bir şey mi oldu? Gel buraya. Geç otur. Babanı gördün mü? Gördüm, gördüm. Gelmiş eve. Mutfağa çökmüş, hazırlan gidiyoruz diyor.
Arkadaş sen benim bladımını zapt bırakmadın mı? Git kendi aileni kur. Babanla git Kadir. Hayda abi biz ne konuştuk seninle? Babanla git Kadir. Babanın sana ihtiyacı var. Ailenin sana ihtiyacı var Kadir. Abi sen babamın geldiğini nereden... Buraya geldi. Dertleştik. Babanın sana ihtiyacı var. Ne oldu abi? Ne oldu, ne olmadı değil mesele yahu. Sen görmüyor musun? Kasırgan ortaya ne atmış kendini senin ailen? Altlarında bir şişme bot. Eğer başlarına durmazsan ilk dalgayla devrilirler. Dayanamazlar. Hem babanın söylediklerini geç bir kalemde. Sen bugüne kadar fırtınalardan geçtin diye düşünüyorsun ya. Onlar Meltem'miş. Kadir. Gözünü seveyim. Hadi. Tek bir şartım var. Seninle geleceğim ama benim kararlarıma itiraz etmeyeceksin. Babanı öldürmektir mesele genç adam. İlla topla, tüfekle, bıçakla değil. Kafanın içinde diyorum. Öldürmezsen çünkü senin gömleklerini giymeye başlar. Senin pantolonunu çeker altına. Ayak numaranız aynı olmasa da senin bastığın toprağı senden önce o basar. Silemezsin ayak izlerini. Senden önce keşfettiği tüm coğrafyalarda geleceğinin bekçiliğini yapar. O yüzden babanı öldürmektir işte mesele genç adam. Küreyi yüklenip bir ömür sırtında taşımak değil. Ölse de derin kazsan mezarını demek değil. Ölmeden önce öldürmektir mesele.